Atatürk, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsiriyle bizzat ilgilenmiştir. 1926 yılında Diyanet İşleri Riyaseti tarafından Kur'an'ı çağın icablarına göre yeniden tefsir edebilecek bir alim aranmış, sonunda görev Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a verilmiştir. Devlet eliyle yazdırılan bu tefsirle Atatürk bizzat ilgilenmiştir. Atatürk'ün Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a yazdırdığı bu tefsir, yani Hak dini Kur'an dili, günümüzün önde gelen İslam alimleri tarafından da hala en güvenilir tefsir olarak kabul edilmektedir. Atatürk nasıl bir tefsir istediğini 7 maddeyle ortaya koymuş, bu taleplerini Diyanet İşleri Riyasetine bildirmiştir. Diyanete gönderdiği yazıda Atatürk, özellikle şu iki maddenin üzerinde durmuştur. 1. Yeni tefsir, Ehl-i Sünnet itikadına ve Hanefi mezhebinin görüşlerine göre hazırlanacaktır. 2. İbret ve öğüt mahiyeti taşıyan ayetler genişçe izah edilecektir. Elmalılı'nın tefsiri Hak dini Kur'an dili 1936-1938 yılları arasında tamamlanmış ve 9 cilt olarak 10.000 takım bastırılarak ücretsiz olarak halka dağıtılmıştır.